Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne var? Bugün PM22 var efendim. Evet, çekmeyeceğim demiştim ama başlamaya karar verdim. Canım çekti. İlk çıktığında ufak bir çekim yapmıştık 6-7 bölümlük ama ses sıkıntısından dolayı iptal etmek zorunda kaldım o videoları. Ama hem canımı çekmesi hem böyle artık çok hani isteyenlerin de olmasını neticesiyle bir başlayalım dedim. 21'de hatırladığınız üzere Göztepe ile göz bebeğimizle başlamıştık. 22'de de önceden Antalya sözü vermiştik. Antalya ile başlayalım dedim. Bakalım bizi neler bekliyor. Antalya takımı yalnız Antalya Spor'u seçip hemen gelişmiş kuruluma tıklayacağım. Oyunun bu bölgesini keseceğim. Çünkü gereksiz bir yükleme aşaması olacak. Daha çok prestijli ve ikinci ligi olan takımları ekliyorum. Diğerlerini, kuzey liglerini vesaire bunları takip olarak ekliyorum. Büyük veri tabanında 79.000 gibi bir oyuncuya tekabül ediyor ve 2 yıldız FM için gayet ideal. Bundan sonrası artık takım ekranı. Antalya Spor'a hoş geldiniz. Antalya Spor yönetimi kulübün teknik direktörlüğü için Ahmet Gezmiş ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki tecrübesiz mi? Öyle öyle. Ahmet Gezmiş'i takım başına getirmesi futbol camiasını şaşırttı. Gazetecilerin Ahmet Gezmiş Antalya Stadyumu'ndaki basın toplantısı zor zorlayıp terletmeleri bekliyor. Yok ya. 2 yılın 660.000 bereket versin. Hadi bakalım ne olacak görelim. Şimdi takımımızı inceleyelim bakalım. İtibarımız 3 yıldız. Medyan tahmini 15. olmamız. Futbol direktörü almamız gerekiyor. Kuruluşu da 66'da ezeli rakibimiz. Rivals'ımız. Rivalimiz. Nasıl telaffuz edilirse artık. Konya Spor'muş. Antalya Stadyumu 32.000 kişilik. Mis gibi. Harika antrenman tesisi. Çok iyi altyapı tesisi. Okey, okey. Transfer bütçem 815.000 euro, maaş bütçem de yıllık 18.447.000 euro gibi bir rakammış efendim. Hemen ilerleyelim. Şöyle bir kadro gözücü bakalım. Antalya Spor bildiğiniz üzere 2-3 tane falan yanlış hatırlamıyorsam wonderkid barındıran bir takım bu arada. Gençleri gayet iyi bir durumda. Kadrosu da fena değil. Toparlarız bu takım arkadaşlar. Ne isteniyormuş? Üst sıralarda bitir. Kupada önemli yok diyor. Aş bütçesini aşma diyor. Temiz ya, mis gibi yönetim ya. Kurban olsunlar. Medya basın toplantısı düzenleyelim. Takım bir hazırlık da olsun. Her ay yapalım şunu. Hemen kaydedeyim. Bak bir kayıt sistemi. Hemen bir ayarlara bakalım oradan da. Şuradan bir temamı değiştirmem lazım. Tüm yap babacım. Bu arada kullandığım temayı, grafik modu vesaire, logo falan pek ne isterseniz bunları bende mevcut olanları video açıklaması ekleyeceğim. Aşağıdan bunlara ulaşabilirsiniz. Bir yandan da böylece ayarları da buradan görmüş oluyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir taktikle oynuyorum arkadaşlar. Arada sırada off stream'de oynadığımda genelde kullandığım taktiklerden biri zaten standart. Oyun altyapısında buna 4-1-2-2-1 de deniyor. 4-3-3 de deniyor. 4-1-2-3 de deniyor. Siz nasıl telaffuz etmek isterseniz. En geriden başlayalım. Libero kaleci her zaman favorimdir. Libero kaleci oyun kurulumunda çok büyük yardım olan bir pozisyon. Ama bunu savunmada tutmak bir tık daha mantıklı. Çünkü destek veya hücum olarak yaptığınızda çok ileride yakalanabiliyor. O yüzden basit olarak libero kaleci ileriyi düşünen ama savunma yapan bir oyuncu olarak seçmeniz size bir avantaj sağlayacaktır. Stoperlerde şöyle bir durum var. Pasör stoper gibi seçenekler okey çok güzel oyun kurduruyor ama bu seviyede stoperlerinizin pas yeteneği ve oyun kurma yetenekleri çok yüksek değilse çok büyük sıkıntılar da yaratabiliyor. Yanlış paslar çok gol ettirebiliyor. O yüzden benim tercihim düz olarak standart düz stoper ve savunmadan yana kanat bek kullanıyorum. Kanat bekte de hücumdaki iki tarafın da kanat hücum olduğu için kanat beklerde de destek vererek bunların arkasını ataklarla doldurmaya çalışıyoruz. Hücum verdiğinizde hücum arkayı çok boş bırakıyor. Savunma yaparsanız şuralarda boşluk oluyor. O yüzden destek her zaman daha büyük bir avantaj olur. Özellikle dediğim gibi çok üst seviye olmayan takımlarda. Gelelim kalbimize. Orta sahanın merkezi. Defansif orta saha oyuncumuz.
Bu oyuncuyu çoğunlukla savunmada kullanıyorlar. Ama ben düz standart stoper kullandığım için savunma yapmıyorum bunu. Neden diyecek olursanız, zaten defansif bir rol. Çok fazla ileri giden bir oyuncu değil. Amacı pres yapıp topu kapıp bir an önce orta saha oyuncularına topu buluşturmak ve gerektiği yerde destek rolünü alırsa ileriye yönelik oyun kurmak efendim. Bireysel özelliklerine de, bireysel talimatlara da geleceğim tek tek. Orta sahada iki tane düz bildiğiniz merkez orta saha kullanıyorum. Bunlar da isterseniz birini destek, birini savunma da verebilirsiniz. Birini destek, diğerini hücum da verebilirsiniz. Ama hücum savunma vermeyin, çok bağımsız oluyorlar birbirlerinden. Ben otomatiğe bırakıyorum açıkçası. Savunma gereken yerde savunma, destek gereken yerde destek. Hücum olduğunda da hücum her zaman daha mantıklı oluyor bu rollerde. Oyunun gidişatına göre tercihlerini yapıyorlar. Kanat oyuncularımıza gelecek olursak, İki tarafta da düz kanat hücum kullanıyorum. Ama isterseniz bunun bir tarafını, eğer güçlüyse, öyle bir yeteneği varsa oyuncunuzu, kanat forvet yapabilirsiniz. Kanat forvet yaptığınız yerde de arkasındaki bek oyuncunuzu ona göre konumlandırmanız gerekiyor. Çünkü kanat forvet biraz daha içeriye kat eden bir oyuncu olduğu için soldaki bekinizi hücuma yönelik oynatırsanız sizin için daha büyük avantaj olur. Ama bu sefer sol taraftaki eksik, boş kalan kısımda da kontra ataklarda sıkıntı yaşayabilirsiniz efendim. İleride yaratıcı forvet. Benim bu zamana kadar forvetler arasında kullandığım çoğunlukla %70 yaratıcı forvet, %30 da çalışkan forvet oluyor genelde. Diğerlerini çok fazla kullanmadım açıkçası. Var farklı taktiklerde kullanılıyor ama ben düz yaratıcı forvet seviyorum abi. Her zaman maç kurtarıcı özelliğine sahip oyuncular. Forvet hattında boş alanlara koşu yapma talimatı var sadece. Burada kanat oyuncularımızda gördüğünüz üzere aynı talimatlar. Zaten müdahalelerde sert ol, daha sıkı markaj yap özellikleri mevcut. Merkez orta saha oyuncularımızda daha fazla risk al, daha fazla dribling yap, az şut çek, daha fazla hücuma çık, boş alanlara koşu yap, müdahalelerde sert ol, daha sıkı markaj yap özelliği mevcut. Sağ tarafı biraz daha serbest bırakıyorum. Bağımsız oynaması, hani biraz daha ofansife yönelik oynaması adına. Otomatik olduğu için bunları kullanarak hangisinin ofansif, hangisini biraz daha pasif defansif kalacağını oyuncular az çok algoritma eğer kralda ayarlayabiliyor. Arkada çok fazla yapılacak bir şey yok. Müdahalelerde sertlik ve daha sıkı markaj mevcut. Stoperlerde herhangi bir ekstrem bir durum yok. Kanat beklerde az süt çek, müdahalelerde daha sert ol. Kalecide de herhangi bir talimat bulunmuyor. Hemen topa geçiş ekranına bakalım nasıl bir oyun izliyor bizi. Hücum genişliğinde biraz geniş, yani ortalama standart kullanıyorum. Herhangi bir oyun kurma şekli talimat vermiyorum. 22'de çünkü E'nin yapısını çok bozmak istemiyorum açıkçası. Yani 21 gibi değil. Oyun açık konuşayım. Yani oyun tabii ki arayüz olarak benzer, çok dönüşü değil ama burada bunları kullanarak çok fazla oyunun yapısını bozmak istemiyorum. Bir yandan da ananın amı, boğazım kurudu. Oyunun yapısını çok bozmak istemiyorum. Oyun taktiğine göre, gidişata göre maç içerisinde bunlara müdahalede bulunabilirim. Sadece pas şeklini kısa tutup tempoyu yüksek tutacağım. Biraz daha hani böyle al ver al ver tiki-taka hesabı, pas oyunu hesabı bir sistem yapmayı düşünüyorum. Geçiş oyununda karşıya direkt pres, kontra atak ve topu stoperlerden başlatıp ama hani kaleciden kesinlikle pas değil, bu çok önemli, elle kısa oyna kardeşim. Topu stoperlerden başlatıp orta alandan oyunu kurdurmaya devam edeceğiz. Top kalecideyken bunu çok tercih etmiyoruz, kullanmıyoruz ama isterseniz siz de topu hızlıca elden çıkar da yapabilirsiniz aynı durumlarda. Top rakipteyken nasıl bir uygulama izleyeceğiz? Rakip kaleci topu çıkartırken full şiddet, full baskı. Top kapmada ise ayakta savun, biraz pasif kalıyor. O yüzden topa dalıp biraz agresif oynamak daha mantıklı. Baskı attığında forvet attığında ileride kurup defansı standartta tutabilirsiniz efendim. Şöyle tatilde olan oyuncularımız falan vesairesi vardır, hemen bir hızlı seçim diyelim. Ve ufaktan ben kadromu kurmaya başlayayım.
gereksiz zaman kaybettiren yerleri geçtikten sonra ne yapacağız? Birkaç antrenörlük işte çalışanlar konusunda başvuruda bulunacağım. Taleplerini açtım. Gelenlere beraber bakacağız, inceleyeceğiz. Biz uygun olanlarını alacağız. Oyuncu alım satım vesaire olacak. Bundan sonrası akıp gidecek arkadaşlar. Kulüp çalışanları konusunda antrenör seviyelerimiz gayet güzel bir durumda. Sadece kaleci antrenörümüz lige göre birinci seviyede değil. Ama şu an tamamıyla altyapımız ve antrenörümüz gayet iyi durumda. Yönetimden şu anda farklı bir talepte bulunamıyoruz. İlerletiyorum oyunu. Bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz. Antalya baba olacak baba baba. Avrupa'ya gideceğiz. Güzelmiş önerileri. Anders Johnson. Kiyonu orta sahibiymiş. Baba gözlemleyelim ya. Bakalım nedir ne değildir. Kafamıza göre hareket etmeyelim. Helal püredi sana. Şimdi kaleci konusunda bir ufak tefek yoklamalar yapabiliriz. Abi yok ya katılmıyorum. Ah hadi gel. Başlayalım. Raporları görelim. Hadi bakalım. Turgay Gündem. Gözlemle abi bana boş bu adamlarla gelme. 20 genç yaşta adamları getiriyorsun. Gözlemle de öyle getir babacığım. 17 yaş olur. 30 imkanı yok Allah'a emanet. Yok 27 istemez. Gözlemle. Devam devam. Bakalım. Olur olur. Ya. Devam abi. Hadi siz istediğiniz toplantı. Hadi bakalım. Yok. Devam. Yok. Yaramaz. Ya bırak lan. Takımı gençleştirmeye bakacağız. Ne yapacağız? Stoper alabiliriz. Kaleye bir tercih olarak Türkiye Kupası'na çeyrek finale katılmak çok şey kazandırmıyor bize. Kaleci olarak Berke'yi bir deneyelim bakalım. Berke'yi ne istiyorlar? Berke Özer Fenerbahçe'de 1.9 gibi bir ücreti var. Berke'yi alıp direkt ilk 11 falan yapıştırabiliriz bu arada yani. İyi gelişir Berke. 21'de yaşındaymış. Bir transfer olarak ilgilendiğimizi açıklayalım bakalım ne diyecekler, ne yapıyorlar. 1.9 milyon gibi bir rakam istiyorlarmış Berke için. Okey. Şöyle bir teklif yapalım abi. Babalar biz Berke'ye bir değil de 500 nakit artı 12 ay taksitle 2.5 lig şampiyonluğu halinde $1.050.000 yaparsa da böyle 250.000 20 maçı çıktıktan sonra da 250.000 daha şuradan kardan yüzde falan şunları bir kaldıralım. Ne dediniz abi? 1.3 kanka. Bak 850 800 nakit. Tamam mı? 1.5 da taksit. Ne dedin? Olur mu? Tamam bize ne girdi şimdi? Bu adam bize aslında 2-300'e gelmiş oldu ama taksit yaptırdık. 300 bin bir ödeyeceğiz. 250 bin falan bir ödeyeceğiz. 1 milyon da Süper Lig Şampiyonlar Ligi olsun. Okey. Gösterme abi. Berke'mizi alalım bir. Şimdi gelelim hemen buradan. Boffin. Güzel oyuncu. Güzel yetenek. Lider oyuncu. Özellikleri de fena değil. Yedek kalecimiz Souza. Kendisi 22 yaşında. Kiralanabilir diye düşünüyorum. Hem de bir yabancı olduğu için. Ben ama hoş karşılamıyormuş. Opincim. Ne dedin o işe? İki
tane yabancı kaleci olmaz balım. Ben seni bir kulüplere önereyim ya. Ofin, takım gençleştireceğiz biliyor musun balım? Ben seni bir önereyim. Şimdi Bahadır Öztürk izleniyormuş. Bahadır 25 yaşında bir kardeşimiz. Stoper Türk Dursun abi. Doğukan Sinik. Doğukan 22 yaşında, fena değil. Potansiyeli de güzel. Orta sahada oynar. Wright zaten kiralık. Kanat yedeğimiz. Berat Pınar sol bek. 19 yaşında ama özelliği çok düşük abi Berat'ın. Berat o yüzden bir kiralamayı uygun yapalım. Bir de kendisini kiralayalım abicim. Gacha sağ kanat. Yedeğimiz Milosevic de sağ kanatta oynuyor. Bunlardan birinden vazgeçmemiz gerekecek. 25 yaşında Milosevic. 26 yaşında Milosevic'i kullanabiliriz. Daha efektif bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gacha da fena değil ama bizim seviyemizde bir oyuncu değil. Yani mevcutu belli. Hem de güzel de bir para elde edebiliriz diye düşünüyorum. Ama yeni transfer. En azından bir kiralamayı deneyelim. Maaşından kurtuluruz. Deneyelim bakalım. Gönderelim. Güray Vural. 33 yaşında. Eski toprak. Türk oyuncu olduğu için ve kulüp kökenli eski bir hani oyuncu neticede diye hatırlıyorum. Bir bakalım Güray dursun. İş görür kötü zamanda. Fred 31 yaşına gelmiş. Freddy. Orta sahada görev yapabiliyor. Doğru zamanda hayat kurtarır ama satılarak da güzel de bir para elde edebiliriz bence. Ama önerilmek istemiyor. Dursun Freddy de dursun. Luis Adriano forvet yedeğimiz. Ufuk Akyol 23 yaşında orta saha kendisi. Potansiyeli çok yüksek olmadığı için Ufuk'u da ben bir kiralık gönderip bir sonraki sezon satmayı düşünüyorum. Hatta direkt Ufuk'u satabiliriz de. Ufuk'u şöyle bir 750'den bir deneyelim. Hatta transfer listesine de yerleştirelim. Harun Alpsoy 24 yaşında oldukça düşük bir oyuncu. Hangi takımlar istiyormuş Harun'u? Gönderelim abi gitsin. Adam yoluna baksın. Ataberk Dadak Deniz 21 yaşında potansiyeli güzel olan bir oyuncumuz Ataberk. Ataberk'i ben bir şöyle kiralayıp güzel yerlere gelir Ataberk. Doğukan Özhan 21 yaşında ama potansiyeli biraz daha düşük bir kardeşimiz. Hemen Doğukan'ı da kiralamayalım. Doğukan dursun ya. Doğukan altta dursun. Melih Uygun kiralık değil. Melih nereden geldin sen? Kiralıksın değil mi? Aynen. Bodrum Spor'dan kiralmış. Müslüm Yat. Biraz düşük. Fedor Kudryasov. 34 yaşında. Baba bizim seninle kurtulmamız lazım. Sen bir dur bakalım. Efecan. 19 yaşında. Fena değil. Alt takımda oynayabilir ama. Hakan Özbert. Reis 36 yaşına gelmiş artık. Hani bir ufak yol da verilebilir. Maaşın ne kadar? Buradan göremiyoruz. Bakalım Hakan Özmert'in maaşına. Abo 340 bin ne diyorsun ya Hakan? Ne dedin o işe? Kiralasak seni yavrum. Kiralayak be. Mehmet'i de zaten şu anda sakat. 30 yaşında. Fena değil. İleri hatlarda kullanılabilecek bir oyuncu. İlerleyelim bakalım. Evet Berke de bizim de sözleşme yapma istekliymiş. Hemen Berke ile ise görüşmeye başlayalım. Berke'cim yıldız adayı olarak gelmeye ne dersin? Zam işinden bir vazgeç onu ben sana bir söyleyeyim başta. Yedek mi? Tamam. Yedeksen okey. Sıkıntı yok. No problem. Yıllık maaş artışını hayatta vermem Berke. Onu bir geç. Maaşını da sana 198 bin diyorum. 239 bin. Gel hadi. Gel. Hadi gel. Ufukcum, Veysel halletsene ya abi. Ya halletsene sana zahmet ya. Eyvallah.
Mesela adam. Ukak yol için 450 bin gibi bir teklif gelmiş. Hemen 650'den okutmayı deneyelim. 500 bin. Allah'a emanet Ufukcuğum, görüşürüz. Kendine iyi bak. Ağırlığına teklifler gelmiş baba. Böyle hemen sporun teklifini kabul edip diğerlerini reddedeceğim. Devam edelim. Ako, bir hallet be. Bana zahmet be. Bu videoda ilk maçı yapar mıyız tam bilmiyorum. Yetişir mi? Elimden geldiğince hızlı geçmeye, bir anlamda anlatmaya çalışmaya çalışıyorum. Arada da konuşmaya çalışıyorum. Okey. Güzel. İdare eder. Fena değil kombine. Biliyorsunuz SM'de ilk başlangıç aşaması, takımın kuruluşu, oturması falan biraz sıkıcı olabiliyor ama ondan sonrası sarıyor. Eğlenceli oluyor. Otomatik seçim, gençleri de dahil edelim. Güzel bir takım kuralım. Ufukçum görüşürüz. Kendine iyi bak dostum. Yolun açık olsun. Aranızda şey diyecek arkadaşlar olabilir. Abi şöyle genç yetenek vardı, şu vardı, bu vardı. İşte niye Wonderkid falan vesaire almıyorsun gibi. Ya biliyorum hepimiz biliyoruz az çok oyuncuları. Ama hani bunları kullanıp bunları alayım hemen takımı kurayım. Herkes hemen aynı takım kurmaya başlıyor bu sefer. Daha çok oyun içinde görüp, oyun içinde bulup hani bu tarz adamlar almayı daha çok hoşuma gidiyor benim. Hani bildiğiniz birkaç oyuncu alınabilir işte, ne bileyim. Berke'yi ben severim, her zaman alırım takımımda. Berke gibi işte, ne bileyim, Ali Akman alınabilir. Bu tarz adamlar alınabilir. Zevkli oluyor. Ama çok da abartmamak lazım açıkçası. Hemen bir karşılayalım Berke kardeşimizi. Antrenman kadrosunu da ekle. Lisans kaydını da yap. Şimdi. Hopin seni çıkardım, ben seni göndereceğim yavrum. Doğukan Özkan seni de çıkartıyor. Almıyoruz. Berke var. Diego var zaten. Melih'i almayacağım. Bakalım kimler dışarıda kalıyor. Berat istemedim zaten. Efe Can da aynı şekilde keza. Gökdeniz Bayraktar'ı kaydetmeye gerek yok. Berat'a da gerek yok. O 21'lere gerek yoktu zaten, özür dilerim. Gustavo zaten kiralık. Diğer oyuncuların hepsini zaten kaydedebiliyoruz. Seçimi onayla abi. Bir Bofin sıkıntı çıkaracak bize sadece. Başka bir problem yok. Erken numarasını da ayarlayalım hemen. Peki'cim sana tabii 71 yakışır ya. İçimden geldi. Aslında bu yok. İçimden geldi ben. Emrecan bir fena değil gibisin ama bakacağız. Okey. Bizim ilanları da bir talepte bulunsunlar, hep beraber alalım. Kimler geliyor, kimler ne yapıyor? Yardımlandırmayı yap abicim. Güzel oldu takım. Taktik de fena değil. Yani sağdan soldan baktığım, kendi hatırladığım, kendi kullandıklarıma göre bir şeyler yapmaya çalıştım. İnşallah güzel bir taktik yapmışızdır. Hazırlık maçlarında güzel sonuçlar alırsak sevinirim. En son bildiğim kadarıyla kış ara transfer yaması eklendi diye biliyorum Football Manager tarafından oyuna. Transferleri dahil etmişlerdir herhalde. Antrenör gelişim sorumlusu. Şöyle bir bakalım. Bu arkadaşa da bir bakalım. Bu biraz daha iyi gibi. Aaron Riley. İmza yaptıralım abi. Tamam.
Abo maaşı geç. Sana bir 125 bin çalışır. 130. 135. 135. Dediğime geleceksin. Futbol direktörü ilanımıza şimdi kimler başvurmuş bir bakalım abi. Regenler gelmiş hep nedense. Ben alttan bakalım bir. Bu da Regen. Bu da Regen. O Çetin. Özreis, hatırlıyorum ben seni. Hem bizdeyden önceden. He. Abi Regen alacağım galiba ya. En iyisi bu gibi duruyor. Evet. Regen arkadaşımızı alalım. Geç abi, o fiyatlar olmaz. 187'ye gel. Daha fazla verilmez. Burası için önerisi, değiştirmeyeceğim kadroyu. Kendi bir takım bir alışsın abi. Takım bir otursun kendi kendine. Sadece kaleciyi değiştiririz, o kadar. Genç yetenekler dahil babacım. Pin yerine Merke'yi alabiliriz ama Soso ile başlayalım. Merke yedekte dursun. Pofin zaten seçilmemişti. Berke'cim gel buraya. Berat'ın yerine Harun'u şöyle al. Hakan Özmert. Şuraya da Ataberk'i koyalım. Bakayım başka alabileceğim oyuncum yok zaten. Devam. Bakalım maç sonucumuz ne gelecek. 4-0 yapmışız. Gökdeniz sallamış. Sinan atmış. Sinan atmış. Milosevic atmış. Güzel. 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 Gayet iyi. Performans analisti ilanına başvuranlar var. Bunlar da regendir muhtemelen. Düşük takım olduğumuz için. 228 bin ne gitti. Çok gitti. Tamam, bakalım kulüp çalışanlarına. Performans analisti bir tane eksikmiş. Diğerlerine bakalım ne durumdalar. Kötü. Kötü. İki tane de alabilirim iyi varsa. Güzel. Olabildiğince buralarda böyle elinizle ufak ayarları ayarlarsanız. Hani masraf açısından da olabildiğince minimuma indirmiş olursunuz. Böyle veri analizi yüksek olan diğer arkadaşımızı da alalım. Diğer iki arkadaş da görüşmeyi, sözleşmeyi sonlandıralım. Bak 18 güne gel abi. Kulüp çalışanları, iki tane daha performans analistimiz var. Umutcan'a bakalım bir, o da aynı. Sözleşme karşılıklı fesih. Karşılıklı fesih diyorum. Onayla. Onayla. Devam. Pas oranımız yüksek. Güzel abi. Gayet tatlıyız şu anda. Tabi hazırlık maçı neyin ne olacağı belli olmaz. Önümüzde güzel hazırlık maçları var. Boş olduğu vakitlerde biz kendimiz hazırlık maçı ekleriz. Ayarlama yaparız. Crotone. Oyun 2 yıldızlı olduğu için ağırlığı biraz aralarda zor geçiyor olabilir. Onu yorumlarda belirtirsiniz. Oraları istemiyorsanız ufak ufak kesebilirim. Katlatabiliriz oralara. Oyuncu analisti ilanımız var. Oyuncu analisti 2 kişi lazım. Boşmuş zaten. Hemen bakıyorum. Veri analizi 10 var bir tane. Hemen alalım. Maaşı düşürebildiğimiz kadar düşürelim. Gel babacığım. Şimdi de arkadaşa da bakalım. Okey. Yasin arkadaşı alalım. Tamam, 18 gel gel, hadi bir şey demedim, hadi. Fizyoterapist ilanımız geldi.
Şimdi şu arkadaşı ben öncelikle baş fizyoterapist yapacağım. Ama gerçi tabii yok, fizyoterapist olarak alalım. Baş fizyoterapiste başka bakarız gerekirse. Abi 13 bin. 13 binden fazla çalışmaz, kusura bakma. Hemen sağlık personellerimize bakalım şurada. İki fizyoterapistimiz olacak. Diğer arkadaş 12'ymiş, güzel. Baş fizyoterapist gelecek. Kondisyon antrenörlüğümüze ilanımıza bakacağız. Ama ondan önce antrenörlerimiz ne durumda bir inceleyelim. İki tane antrenör boşluğumuz var. Birisi kaleci olacak. Diğeri normal antrenörlerden alacağım. Menajer konusunda birkaç bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi kondisyon antrenörü 9. Diğer arkadaşımız da 17. Şu arkadaşı, Görkem Öncü'yü bir ufak gönderebiliriz. Görkemcim, kendine iyi bakıyorsun. Onun yerine buradan bir bakalım. Disiplini de güzel, fena değil. Rodrigo'yu salalım hemen. bin, gel. Tamamdır burası. Kaleci antrenörü ilanına bakacağız. Hemen kaleci antrenörümüze de bakalım. Kaleci. Bir tane var zaten. Murat Öztürk fena değil diye hatırlıyorum. Evet, 14. Güzel. Bunda bir detaylı olanları var. Disiplinine bakan arkadaşlar var. Kararlılığı bilmem vesaire falan. Ben daha çok düz olarak bakıyorum. Hani çok detayına inmiyorum. Şöyle disiplin seviyesi 17 olan biri var, 16 olan biri var. Murat Göksu. Okey. Recep Batılgan'ı tercih edeceğim gibi duruyor. İkinci olarak. 62 binden açalım kapıyı. 67 bin diyelim. 67 bin diyelim. 67 bin demek. Tamam. Normalde 8 antrenör, ikinci bir kaleci antrenör aldık. Kağıt abi 2 tane yeterli. Şimdi antrenör ilanımız, hemen antrenör ilanımıza cevapları inceleyelim. İki boşluk vardı. Bir tane daha alacağız. Onu da muhtemelen Tugay hocama alırım diye düşünüyorum. Tugay hocam iyidir. Evet, Tugay hocama 62 bin diyelim. Hocam gel 62 bine ya, yorma, 67 gel, hadi sar. Tamamdır. Abi bu iki adama ben sözleşme yapmayacağım. Dediğim gibi yani beklemeyin boşuna. Hani Doğukan İyi değil. Doğukan hatta göndereyim yani hocam. Ağlar bağlar uğraşmayalım. Başka kulüplerle görüş balım. Senin bileceğin iş. Kulüpleri önerelim. Böyle 500 binden Bofin'i öneriyorum abi. Kabul. Onaylıyorum. İlk hazırlık maçları. Güzel sonuçlar alalım abi hazırlık maçlarından. Şimdi Doğukan'a teklifler geldi abi. Gaziantep'e gönderdim. Alanya'yı iptal ettim. Fizyoterapist ilanımıza yeni baş fizyoterapist ilanımıza yeni teklifler gelmiş. 15 olan bir agam var. Hemen onu alıyorum. Abi 14.250'ye bağlayalım. 14.250 dedik hocam. Hocam 14.250, 15, tamam gel. Spor bölüm teknoloji sorumlusu. Takmamda yanmıyor, böyle ampul gibi kaldım. Bunlar muhtemelen regen. Alıyorum abi birini, herhangi biri dursun diye alıyorum bu arada yani. Bunları ilk etapta almaya edebilirsiniz. Maliyeti düşürmek adına. Maliyet maliyettir abi. Ben genelde pullemeye çalışıyorum yapabildiğim kadar. Bofin, bir kulüp bul da kendine. Hadi.
Alo baba. Alo baba. Bakalım Kratone ile. Kratone ile bir de konuşabilsem. Kratone. Neydi lan? Kratone. Evet. 3-0 yaslamışız abi. Naldo yapıştırmış. Naldo yapıştırmış. Adriano yapıştırmış. Naldo sakatlanmış 2 gün. Toparlar. Sıkıntı yok. Abi yok. Değişmeyeceğim. Benim kendi kadrom bir otursun. Gerekirse diğerleri antrenman yapar. Toparlar kendini. Süper Kupa'da Beşiktaş'ta karşı karşıyayız. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Bugay hocam hoş geldin hocam. Transfer tavsiyesi verirsin artık hocam. Şimdi şöyle asistan menajerimize bakalım. Taktik 4-3-3 dos geniş. Fena değil. Bizimkine uyumlu gibi gibi. Yani bu etaplarda idare edebilir. En azından seneye kadar asistan menajerimiz bizimle durabilir diye düşünüyorum. Cosenza. Hazırlık maçlarında fena değiliz. İyi gidiyoruz abi. Gel babacım. Gel babacım. Ekibi güçlendiriyoruz arkadaşlar. Aa, 2-0 yenilmişiz. Kötü oldu. Bahadır oğlum kendi kalene niye atıyorsun? Golü 5 hafta yok. Naldo 1 ay 1 hafta yok. Kötü oldu diz dönmesi. Abo. Hoş değil bunlar, hoş değil. Şimdi transfer toplantısından bu kadar oyuncu bulmuşuz. Burca bakalım abi. Güç yüksek. Okey, top kapması fena değil. 14 falandır o muhtemelen. Ön sezi falan idare eder. Stopere bir şeyler alacağız. Ama ne yapabiliriz? Bu muhtemelen 4 yıldıza 4 yıldız falandır. Gavi Sanchez. Bakalım top kapma düşük 11-12 falan. Güç idareler, hız biraz zayıf, kafa vuruşu, markaj iyi. Agresiflik biraz düşük. Ön sezi. Yani paraların oyuncusu değil, daha iyi oyuncular alınabilir ama Burcu'yu belki alabiliriz. Ne kadara mal olur hocam? 150 bin ile 1.5 arası istiyor diyorsun. Maaş talebin yüksek ama ya. Nasıl yapsak? Baba mali durum ne durumda? 64 bin transfer bütçemiz ya. Çok az. Yok abi sıfırla şunu. Maaş bütçesi paket. Alamayız gibi duruyor ya. Reis 1.6'dan da aşağı kapı açmıyorsunuz amına koyayım ya. Yok baba. Olmaz. Lan para yok. Para lazım. Tatmamız lazım. Önceki para yapalım. De yabancılara karşıyım abi. Türk yapalım biz ya. Şu Emin Bayram'a bir bakalım ya. Genç yetenek. Severim Emin'i. Gözlemle ya. O da 2.8 üstü kaldı sonra. Oh. Oo, güzel güzel 2.9'a ulaşabilirmişiz. İyi. Bu arada Rense teması kullandığımı söylemiştim zaten videonun başında. Bir nedenle kulüp sayfası diğer sayfalar falan hoşuma gidiyor.
Çok güzel tatlı bir sayfası var. Şuradan bir pilot kulüplere bakalım. Bodrum Spor. Tesisler. Stat kime ait abi? He, stat kiralık mı? Okey. Ben bizim sanmıştım. Top. Taktik eğer başarılı olursa, güzel böyle maçlar yaparsak bu arada, istediğiniz takdirde taktiğin de dosyasını videonun açıklamasını ekleyebilirim. Buradan FM oynayanlarınız varsa faydalansın. Bir miktar faydamız dokunursa ne ala. Böyle fulledik mi hocam? Bir tane daha performans analisti almamız gerekiyor bizim galiba. Gözler bir sayısını hiç ellemeyeceğim. Çaktırmayın. Oyuncu analisti alacağız zaten. Spor bilimcisi. Şuradan bir fizyoterapi sayısını arttırırsak hoş olur. Artık spor bilimcisi ilanı da açalım. Bakalım kulüp ne cevap verecek bize. Reddedildi. Eyvallah. 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 Güzel 3 tane yaslamışız. Gökdeniz, Naldo ve Wright atmış. Aji Wright. Abi artık şöyle önerilen kadroyu kullan diyelim. Diğer arkadaşlarımız da biraz oynasın. Üst üste 2 maçı aynı takım aynı kadro yapmasın. Okan'cım görüşürüz. Kendine iyi bak. Takımda sana yer yok maalesef canım benim. Şahsi algılanma. Aa şey ne kadar acaba ya? Arda. Son zamanların performans prensi ya Arda Güler. Çok güzel top oynuyor çocuk. Bahtı açık olsun. Bakalım ne kadar acaba? Arda Güler. Gözlemleyelim hocam ya. Nedir ya? Bir bakalım. Oo, ne yaptınız oğlum? 13 gol ne lan? Adriano. Kaça atmış? Sinik atmış. Harun, Adriano, Wright, Adriano, Wright, Milosevic, Nuri Sağ. Herkes gol atmış bir tane ya. Ne yaptınız oğlum? Manyak mısınız siz? Asistan menajer ilanımıza cevap gelmiş. Böyle bakıyorum. Sebahattin Yenilmez. Hocam. Şöyle bir bakalım. 11-11. 14. Burada eşitmişiz. Okey. Taktikler ne durumda hocam? Sen 4-4-1-1'sin. Çok tepkili, dengeli. Presler düşük şiddet. Bana yüksek şiddet oynatan adam lazım ya. Sabahattin hocam. Olmaz ya. Uğur hocama bakalım bir. Uğur hocam da o kadar iyi değil ya. Bak abi dedim biz asistan menajer ilanını bitir. Değiştirmeyelim. Devam edelim. Böyle bir görevlendirmeyi yenileyelim. Gökdeniz ya bebeğim gelişiyor ya. Bunun göz doğru. Oyuncu analisti. Bu arkadaşı alalım. Oyuncu analistimiz. Bir tane lazımmış. Diğerlerini neden alamadık biz acaba?
Devam edelim. Oyunun bu aşamalarını isterseniz direkt lig başından falan da başlatabilirsiniz. Yani sezon başında. Bu sezon sonu, bir önceki sezon sonundan başlatıyor genelde ki hani takım toparlanabilsin, antrenman yapsın, işte kamp yapsın. Siz teknik heyeti vesaire onu bunu ayarlayın diye. Bu tarz başlanıyor standartta ama siz bir tık ileride daha başlatabilirsiniz. Ben yeni bir seviye, yeni bir hava olsun diye böyle bir şey tercih ettim. Umarım buraları sıkmaz sizi efendim. Özenlemeye devam et. Abi uzun olsun çünkü kanat oyuncularımız var. Okey. Sağ böyle olsun. Özet gönder abi, özet. Uğraşamam teknik heyetle şu anda. Kulüp canavar oldu ya. Ben inanıyorum güzel şeyler yapacağız. Evet abi, Wolfin. Hepimizi attırsan baba kendine ya. Deliku'yu kurtulsak senden. Bunu kaptan yapalım abi, sıkıntı yok. Olur. Bunlara karışamazsın, bunlara ben karar veririm. Otosave'imiz alınsın. Şuradan bir gelelim. Kadroyu. Deniz'de şunu yer değiştir. Right dursun, Sinan'ı alırız olmadı daha sonra. Sıkıntı yok. Maldo'yu yerine alalım abi. Volkan'ın yerine. Burada. Hayda, Nuri emekli oluyormuş. Koli zaten sakattı malum. Fernando'yu da büyüyelim burada. Bahadır. Bahadır. Hadi sen yedekte kal ya burada. Reiso sakat. Okey. Burada Maldo oynasın. Buray sen kal yerinde. Ama Veronis bir tık daha iyi yersen. Tamam. Dosa yerine Müslüm'ü alalım. Efecan. Efecan. Burası tamam. Biz bir tane güzel bir stoper çektik mi tamamdır abi bizim işimiz. Acaba Erken'in biraz gelişmesini bekleyeceğiz. Dosa bir tık daha iyi mi gibi şu an bilmiyorum ama. Bakalım. Berke'den ben umutluyum abi. Berke güzel yere gelecek. Berke'de devam edeceğim. Orta sahada bir ufak bir şeyler yapılabilir. bir de defansa bir stoper almak lazım ya, sağlam bir stoper. Paramız olduğunda böyle bir şey yaparız. Hakan sakatlanmış, iyi olmadı. Nerede ya bizim Beşiktaş maçı? Bir Süper Kupa maçı yapak ha? Bir maç izleyek. Süleyman Cebeci. Ofansif orta saha. Güzel oyuncusun ama ihtiyacımız yok ki be yavrum. Arda Güler. İki gözümün çiçeği. Benim bebeğim, ben seni orta sahada oynatırım. Ama çok istiyorlar. 7.2 milyon çok fazla. Olmaz. Nuri de sakatsa Milosevic'i oynatsak orada.
vuracağım. Gel uğurum gel. Deniz bir öbek ya. Şimdi burada Milosevic'i oynatalım abi. Buraya da kimi koyabiliriz? Ed oynasın burada da. Tamam dedim. Sakatlarımız olacak sezon başı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Edildi, okey. Bak bildirim sesi geliyor. Kusura bakmayın. Neyden dolayı onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Neyse. Okey. Alt tarafa bakalım. U19'da Mevlüt Han var. Mevlüt Han'la bildiğim kadarıyla Antalyaspor'un wonderkid'lerinden birisi. Mevlüt Han'ı yukarıya artık çıkarıp kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çok sakat vesaire falan fıstık oluyor. O yüzden Mevlüt Han'cığım seni as takıma bir alalım balım. Şöyle U19'da genel bir bakış. Potansiyel yeteneğe göre sırala. Emre Uzun var bir de aynen. Emre Uzun'da ofansif orta saha ama şu anda benim oynatabilme durumum yok Emre'yi. O yüzden önemli oyuncu olarak bir yere kiralamak istiyorum. Ege Bilsel var. Bu da santrafor. Altyapıda oynasın abi, iş görür. Mustafa Erdelman varmış. Mustafa da fena değil. Alt takım idare eder abi ya. Fehmi Koç da kötü değil bu arada. Fehmi hatta biz direkt kiralayalım ya. Gelişsin Fehmi. Önemli oyuncu olarak gönder abi. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Tamam, Emre önemli oyuncu olarak, yıldız oyuncu olarak gidiyormuş. Okey. Fehmi de Eskişehir'e gidiyormuş. Okey. Gelişsin abi çocuklar, gelişsin. 5-2 bitirmişiz. Gökdeniz, Ndao. Gökdeniz, Ndao, Fernando, Ndao atmış. Güzel. Yapıştırmışız, caslamışız yine. Tamam diyelim. Devam hocam. Süper Kupa maçını en azından yapalım. İlk videoyu burada sonlandıralım. O numaraları yanıtlayalım abicim. Erke. Aldın be. Aldın be. Hadi bak. Önder abi numaraları. Devam edelim. Şimdi. Ligin gol kralı oranları. Besic, Muhammed Demir, Teixeira, Diouf, El Kabi ve Buffett'in bir Gomis gözüküyormuş. Bizden kimsecikler yok tabii ki. Olmaz. Everton. Özlemleyelim abi. Özlem. Bize ucuz oyuncular lazım. Uğur Yazıcı hoş geldin. Ya sakatlanmış. Wright 3-4 hafta yok. Yani Beşiktaş maçında yok. Beşiktaş maçını merak ediyorum. İlk defa resmi maça çıkacağız takım başında. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Muhtemelen dediğim gibi Beşiktaş maçında sonlandırırız videoyu. İkinci bölümü arkasından yapıştırırız. Gelir. Ligin en iyi oyuncu
ödülü adayları Pjanić, Hamsik, Lacazette, Gezal, Minje ve Markao. Gene bizden biri tabii ki yok. Spor bilimcisi ilanına teklifler gelmiş. Kürşat'ı alıyorum buradan abi. Yoluma bakıyorum. Abi 57.000. 57.000. Uzatma. Abi. Kit olana kadar 60'ar dakika U19 takımında çıkabilirsiniz. Müsaade ediyorum ben buna. Emre'cim görüşürüz. Güzel oyna. Güzel geliştir kendini yavrum benim. Emre'cim keza sen de. Emre'ye maç raporu da istiyorum. Emre'yi kontrol edeceğim abi ben. Şimdi hop mesajı geçmeyelim. Ben bir geri dönüp bakayım. Beşiktaş takımı tabii ki birbiriyle uyumlu bir takım. Eski hocası var başında. Kontrol edelim raporunu. Babacım neymiş şimdi? Oyuncular arasındaki arkadaşlık seviyesi yüksek. Bireysel ve takım oyunu uyumlu. Birbirine uyumdan bahsediyor. Birbirleriyle uyumlu sürekli oyuncular, eski oyuncular. 4-4-2 ile 90 dakikada 5 mutlak gol fırsatı vermişler. Eksantrik özelliği biraz yüksekmiş kalecilerden. Bu da demektir ki her an hata yapabilme potansiyeli mevcut efendim. Gaça sakatlanmış. Vaydik. Gönder uzmana ya. Ver. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. Alışacaklar. Benim antrenman programıma alışacaklar abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Bakalım alt takımda kimler ne yapmış. Dolphin falan oynamış. Güzel güzel güzel. Adriano Madriano yapıştırmış, yaslamış geçmiş abi. Okey. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne yapacağız Beşiktaş'a karşı. Herhalde çok heyecanlıyım. Abi primleri düşük vereceğim arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Yeni geldik. Takımı toparlıyoruz. Para lazım. Kusura bakmayın. Önümüzdeki sezon güzel bir şeyler verirseniz bana normal değil yüksek vereceğime size yemin ediyorum. Ama bana istediğimi vermeniz lazım arkadaşlar. Çocuğum hoş geldin canım. Bağdığın da performansını övelim. Beni eleştir abicim. Bir daha olmasın. Evet, heyecan doruktan maç öncesi herkesin ufak tefek soruları var kafasında. Ufak tefek sıkıntıları var. Hemen takımda bir güncelleme yapalım. Sinan Gümüş. Uğur Şahin. Veysel Sarı. Tosa'yı. Yok ya. Lan dur, yanlış yaptık. Baba. Bak kaleci dur. Ataberk'i çıkart. Üstümü de alalım. Boş gitmesin kadro. Fernando, Bünyemin, Veysel, Naldo, Pınaronus, Berke, Fernando, Milosevic, Nuri, Sinan, Endao ve Gökdeniz. Yedekte de kimler var bizimle beraber? Adriano mevcut. Güray burada. Hakan Özmert kullanılabilir. Bahadır burada. Fred'e buradaymış zaten. Okey. Böyle gireceğim ben. Bana ne diyor? Adriano'yu al. Freddy ile şey yer değiştiriyor. Sosa'yı değiştiriyor. Yok baba. Bakayım bir tekrar da. Yani. Milosevic hayat kurtarır ya. Hiç gerek yok abi. Ay yapma yapma Gökdeniz yapma. Vallahi yine basar oynatırım oğlum seni. Güveniyorum sana. Sonsuz güvenim var. Göktaş. ...375.000 isteniyormuş. Bakacağız hocam. Fena değil ya. Alıp geliştirilebilir gibi. Ama emin de değilim. Para harcayamam şu anda ya. Dursun abi. Geç. Geç. Gözlemle. Geç. 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 Yabancıysa abi çok ileri yaş tercih etmiyorum. Çok genç olabilir. Böyle mesela. Geç abi. Geç.
İnceleyelim. Raporlar gelmiş, fena değil. Tamam, bir raporları şöyle gözcü bakıyorum. Bunlar bir bakışsın birbirine. Geldi Beşiktaş maçı, geldi. Oydu bu şonlu Antalya. İnşallah 4-5'i biz Antalya. Benim böyle bir talebim olmadı. Öyle bir şey yok. Durum. Gökdeniz oynar, sıkıntı yok, tamam. Haydi takım. Değişiklik yapamam abi bu kadar. Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız ya? Takım talimatlarına bakayım. Okey. Okey. Okey, uygulayabiliriz. Pozitif futbol oynayacağım. Temkinli değil. Ayak kısa. O zaten ben ayarladım kral hepsini. Rahatla kal. Nuri ile Milosevic'in yerini değişsem mi değişmesem diye düşünüyorum. Milosevic daha ofansif oynayabilir gibi. Öyle yapalım gene de biz. Tamam tamam. Berke ile başlayacağım ya, inat ettim. Bir şey olursa zaten ikinci yarı şey alırız. Forvet'e de Adriano'yu alırız. Açımız başlıyor. Hazırsak Beşiktaş karşısında Antalya Spor ilk maçına çıkıyor Ahmet Gezmiş'te. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Heyecan Doruk'ta. Çıkın kupayı alın lan. Allah'ınıza kurban. Burada hemen bir ayarları yapalım. Kritik anlar. Maç hızını şöyle yapacağım. Böyle kafi abi ayarlar bence. Milosevic açtı ortayı, olmadı. Naldo onu biraz yavaşlatabilirim. Bunlar hızlı kalsın. Yani hiç orta açıyor. Tehlikeli bölge. Soza yapma. Güven Yalçın attı golünü. 1-0 Beşiktaş önde. Kameramı biraz yukarı alayım. Hatta ufak da şöyle küçülteyim. Kötü oldu. Haydi takım. Başarabilirsiniz çocuklar. Size inanıyorum. Filaraus. Daha Filaraus yapma. Nuri top aldı. Fernando'ya verdi. Filaraus, Fernando. Tekrar Filaraus, Nuri. Müthiş paslaşmalar. Tekrar top Nuri'de. Sağ kanattan bir rota gelir mi? Gökdeniz'den müthiş bir gol. Gökdeniz ama hakem VAR'a gidiyor. VAR'dan bir haber geldi. Maalesef offside gibi. Gol. Gol verildi arkadaşlar. VAR'dan offside'a dair herhangi bir bilgi gelmiyor. Gol verildi. 1-1 soyunma odasına gidiyoruz. Teknik direktör Ahmet Gizmiş çok mutlu. Yumruklarını sıkarak. Kollar yukarıda. Öyle devam edin, çok iyisiniz diyor. İkinci yarıya başlıyoruz. Bünyamin. Fernando tekrar Bünyamin. Pasını verdi Veysel. Fernando. Aldo. Milosevic. Filaraus. Sol kanattan gelişen atak. Sinan'da top. Tekrar Filaraus. Ortada. Endao'ya doğru. Olmadı. Ersin'de top başlıyor. Necip. Pjanic. Gezal. Sağ kanattan geleceğim. Beşiktaş atağı. Rozier. Geri döndü arkadaşı Pjanic'e. Pjanic geriye baktı. Necip. Tekrar Pjanic. Sert bir müdahale. Milosevic. Bir kart geliyor. Hakemin cebine bakıyorum.
Ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Hoş olmadı, hoş olmadı. Takımını berabereyken çok zor durumda bıraktı Milosevic. Bakalım 10 kişi kalan Antalyaspor Beşiktaş karşısında neler yapabilecek? Veysel. Defanstan çıkma çabası Berke. Naldo. Naldo topu çok bekletti ayağında Fernando. Fernando. Şimdi Endao geldi. Top Endao. Sağından atmaya çalıştı. Olmadı. Olmadı. Korner. Nuri topun başında. Açtı ortasını. İçeriye bir top. Üstten Nauts. Maç çok çekişmeye gidiyor. Tekrar Nuri. Köşe vuruşunda. Bakalım takımına gol getirebilecek mi? Aldo. Çok az farkla dışarıda. Kaleci Ersin Beşiktaş adına oyunu başlatıyor. Hutchinson. Pjanic. Güven. Hutchinson. Güven. Alex Teixeira. Şık paslar. Hutchinson'ın önünde boşluk var. Geri döndü arkadaşı Güven'e. Güven. Pjanic. Gezal'a doğru vurdurmayın. Rozier çekti soluna. Gezal bir plase direkten dönüyor. Müthiş bir kurtarış Berke'den. Takıma artık bir başarabilirsiniz diye bir tezahürat, başarabilirsiniz diye bir moral lazım. Bakalım bakalım. Sinan kötü oynuyormuş. Freddy'yi alalım buraya. Fernando'nun yapacağı hiçbir şey yok abi burada. Beşikli onayla ileride de Adriano'yu alırız. Gezal, Necip. İyi baskı sonuç getirir Pjanic. Oynatmayalım, oynatmayalım. Güven, 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 güven. Bir pozisyonda dışarı atıyor topu. Berke. Takım arkadaşı Naldo'ya. Naldo, Veysel'e döndü. Sağ kanattan gelişecek bir Antalyaspor atağı izliyoruz. Endao, Nuri. Geriye döndü Veysel. Antalyaspor top yapma peşinde. Veysel. En geriye Berke'ye. Tekrar Naldo. Defansta çıkarken zorluk yaşıyor Antalya. Freddy kaptırma topu orada. Kaptırırsan kötü olur. Fernando. Ortada döndü Nuri'ye. Nuri içeriye baktı. Orta açacak mı? Açmadı. Fernando. Tekrar Floraus'un önüne. İyi bir orta gelir mi? Geriye döndü. Freddy. Tekrar en geriye. Fernando. Freddy içeri baktı. Vurdu ve gol. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol ama offside. Offside mi oldu? Ne oldu lan orada? Niye gol olmadı? Zor dakikalar. Dakika 78 topun başında Pjanic ve sevdiği bölgeden bir frikik. Keşke penaltı olsa, daha zor olurdu. İzliyoruz ve tabii ki Pjanic'in affetmeyeceği noktalar ve maç 2-1. Antalyaspor 10 kişi Beşiktaş karşısında çok zor durumlarda şu anda. Hemen bir oyuncu değişikliği. Endao'nun yerine Luis Adriano giriyor. Gökdeniz'e kendini sağ kanatta buluyor efendim. Çok çabalayın diyor Ahmet Gezmiş kenardan takımına. Fernando sağ kanada Gökdeniz'i gördü. Gökdeniz içeriye baktı. Geri döndü arkadaşı Bünyamin'e. Bünyamin'den bir orta gelecek mi? Bir orta. Freddy içeride bomboş attı ve gol. Antalyaspor 10 kişi 2-2 yapıyor skoru. Müthiş bir maç. Müthiş bir maç. Antalyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha. Bakalım maçta sonuçlanacak. Ersin topu başlattı. Açınsın Ersin. Vida. Beşiktaş gol arayışı içinde. Freddy'de kaldı çekişme sonucu top. Larin. Sağ kanatta oynatmamak lazım. Rozier. Aldı topu önüne Rozier. Pjanic. Vurdurmayın Pjanic. 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 Antalyaspor'u 90+4'te bir kez daha üzen oyuncu oluyor. Miralem Pjanic. Ne işin var senin Türkiye'de Pjanic? Oyuncu değişiklik hakkımız da bitti. Bitti. Hakan Özmert. Alamadık. Kötü oldu. Kötü oldu. Güzel çabaydı. Güzel maçtı. Antalyaspor'u tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Kırmızı kart tamamen maçın kaderini değiştirdi. Ve Süper Kupa'yı 2022 sezonunda alan Beşiktaş takımı oluyor efendim. Siz şanssızdınız çocuklar. Sizlik bir şey yok. Yapabilecek hiçbir şey yok. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız.
Ne bir haftalık maaşı amına. Bu payı kaybet. 2 haftalık maaşını kes. Patron benim. Ben patron. Öyle dalınır mı adama ya? İtiraz etmiyorum cezayı mezayı. Güzel maçtı. Taktiği sevdim. Ufak tefek bir iki değişiklikler yapabiliriz ileriye doğru. Tatlı maçtı. Süper Lig'de zaten başlıyor. Şöyle şurada bir ufak kayıt alalım. Burada sonlandırıyorum videoyu. Bir sonraki bölümde lige başlarız. Ufak tefek değişiklikler yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda oyuncu önerilerinizi, transfer önerilerini veya oyunla ilgili önerilerinizi eksik etmeyi unutmayın. Ya da like atıp abone olursanız sevinirim. Bay bay.